Merhabalar, kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda birçok kurumun personel alım duyurusunu sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Sürecin takibi için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Instagram üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada paylaşmadığım gündeme ve güncele dair tüm duyuruları oradan paylaşıyorum. Sürecin takibini oradan yapıyoruz arkadaşlar. Takip ederseniz sizler için faydalı olacaktır. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bizler KPSS 50-60 puanla başvurularımızı gerçekleştirebileceğiz. Linkleri açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Sizler linkleri tıklayarak başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. Başvuru formlarını indirebileceksiniz. Çünkü her kurumun istemiş olduğu özellikler farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alım yapılacak kadrolara baktığımız zaman itfaiye eri alanında 20 alım gerçekleştirilecektir. Herhangi bir liseden mezunsanız ve en az C sınıfı sürücü belgeniz varsa ilgili ilana başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. KPSS 50 puan bizlerden istenilmektedir. Zabıta memurluğuna baktığımız zaman 5 alım gerçekleştirilecektir. İlgili bölümlerden mezun olmam gerekecek arkadaşlar ve en az B sınıfı sürücü belgem varsa 60 puana sahipsem ilgili ilana başvurumu gerçekleştirebileceğim. Başvurularımız 25 Ekim'de başlayacak, 27 Ekim'de son bulacaktır arkadaşlar. Detaylar açıklamalar kısmındaki linkte sizlerle paylaşılmış olacaktır. İkinci ilanımıza baktığımız zaman Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne daimi kadrolu en az lise mezunu personel alımı gerçekleştirilecektir. Alım yapılacak branşlara baktığımız zaman zabıta memuru, operatör ve teknisyen alanında alımlar gerçekleştirilecektir. Başvurularımız 11 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'e kadar devam etmiş olacaktır. Sizlerden ricam, çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamanız olacaktır. Diğer bir ilanımız Ticaret Bakanlığı'na 419 kamu personeli alımı gerçekleştirilecektir. Ünvanımız Ticaret Uzman Yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Aynı bakanlığın başka bir personel alım duyurusu da var. Onu da sizlerle paylaşmış olacağım. Sınav için başvurular 7 Kasım'da alınacaktır. 16 Kasım'a kadar devam edecektir. Zaten süreç başladığı zaman gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmış olacağım. Diğer bir duyurumuz Galatasaray Üniversitesi'ne KPSS baraj puanı olmadan en az lise mezunu personel alımı gerçekleştirilecektir. Alım yapılacak kadrolara baktığımız zaman bir adet büro personeli karma bir şekilde alım gerçekleştirilecektir. İkinci olarak destek personeli temizlik alanında bir kadın arkadaşımızın alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Diğer bir ilanımızda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu personel alım duyurusu. Alım yapılacak branşlara baktığımız zaman aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, veteriner sağlık teknikeri, hayvan bakımı ve beslenme, temizlik görevlisi, beden işçisi, turizm danışma elemanı, beden işçisi alımı devam etmektedir. Tespit görevlisi ve beden işçisi alımı gerçekleştirilecektir. Toplamda 100 arkadaşımızın alımı yapılacak. Başvurularımızı online olarak web sayfası üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Diğer bir ilanımızda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS ve ikamet şartı olmadan personel alım duyurusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 25 güvenlik görevlisi, 75 temizlik personeli olmak üzere toplamda 100 personel alımı gerçekleştirmiş olacaktır. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. Sizler 8 Ekim'e kadar başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Türk-Alman Üniversitesi'ne KPSS puanı olmadan personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alım lise ve ön lisansları kapsamaktadır. Alım yapılacak branşlara baktığımız zaman tekniker, teknisyen, güvenlik ve destek personeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Az önce Ticaret Bakanlığı'nın personel alımından bahsetmiştim. Diğer bir alım da 175 memur alım duyurusu arkadaşlar. Alım yapılacak branşlara baktığımız zaman gıda, ziraat, kimya, tekstil mühendisi, kimya, biyoloji, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanında personel alımları gerçekleştirilecektir. İfade etmiş olduğum tüm duyuruların linkini açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım. Bu duyuruları tek tek Instagram üzerinden sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsin. Sürecin takibi için lütfen destek olun. Videolarımızı beğenin, kanallarımıza, hesaplarımıza ücretsiz bir şekilde abone olun. 2022 yılı için birçok personel alım duyurusu gelecek. Bu duyuruları aşama aşama sizlerle paylaşmış olacağım. Biliyorsunuz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1200 personel alımı gerçekleştirilecek. Gün içerisinde bu duyuru bizlerle paylaşıldı. Süreç başladığı zaman da tüm duyuruları sizlerle paylaşmış olacağım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.